Osmanlı Devleti'nin 1839 yılında yayımladığı Tanzimat Fermanı'nın bazı önemli maddeleri şunlardır. Herkesin can, mal ve namusu koruma altına alınacaktır. Mal ve mülk kişiye ait olup miras olarak bırakabilecektir. Kazanca göre vergi uygulaması yapılacaktır. Kimse yargılanmadan idam edilmeyecektir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı ile Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir. 1. Özel mülkiyet hakkını güvence altına almayı gerçekleştirmek istediğini söyleyebilir. Birinci öncülümüzü kabul edebiliriz. Çünkü mal mülk kişiye ait olup miras olarak bırakılabilecektir ifadesinin kullanılması doğrudan bunun göstergesidir. 2. Hukuk devleti anlayışını benimseme. Bunu da gerçekleştirmek istediğini söyleyebiliriz. Çünkü kimse yargılanmadan idam edilmeyecektir maddesi doğrudan bunun göstergesidir. 3. Halka tanınan hak ve sorumlulukları genişletme. Bunu da gerçekleştirmek istediğini söyleyebiliriz. Herkesin can, mal ve namusunun koruma altına alınması, mal ve mülkün kişiye ait olup miras olarak bırakılabilmesi, halka daha önceden tanınmış hakların ve sorumlulukların genişletildiğinin göstergesidir. Aynı zamanda kazanca göre vergi uygulamasının yapılmasının da getirilmesi, halka tanınan hak ve sorumlulukların genişletildiğinin göstergesidir diyebiliriz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün bulunduğu E seçeneği olacaktır.